Helal lan aslan parçası. Güzel olmuş. Ben az önce büyük ekranda Spider-Man'i götünden siktiklerini mi gördüm? Doğru mu? Doğru mu gördüm ben? Duvara yaslamışlar bir de bağırta bağırta çakıyorlar. Tamam. Sarı olan değil mi? Düşmedi mi hala cemre başına? Geçmedi mi yağmurun ıslak kokusu? Var mısın bu yolda yanı başımda? Yas- Amerikan başkanının adını biliyor musun? Bilmiyorum. Hayır. Nereden bileyim? Tabii ki hayır. Bilmiyorum. Hazine ve Maliye Bakanı kimdir? Merkez Bankası Başkanı. Hazine Gaye Erkan. Dışişleri Bakanı. Hakan Fidan. Tekel Bayileri Platformu Başkanı. Özgür Aybaş. Excuse me sir, excuse me. Don't talk into the mic and I'll buy whatever you want. What's your name? What's your name? Sir? Sir, you left your card over there. We are not buying a car! We are not buying a car! Beyler. Helal olsun lan, hocam. Şikayetiniz var mı? Kanka ya. Asansörü kaç gündür söylüyoruz yapmıyorlar. Asansör boşluğu böyle. Arkadaşım tek koluyla tutuyor asansörü şu anda. Süpermen. Kız arkadaşımın giyimine karışabilir miyim? Evrimsel süreçte erkekler koruyucu olarak gelişmiştir. Bu özgüvensizlik ve kıskançlık değildir. Ortadaki potansiyel riskleri kaldırmaktır. Kadın açık giyince ne olacağını bilmeyebilir. Ama erkek bakış açısından baktığından kadın açık giyince potansiyel riskleri görür. Çok basit bir örnek vereceğim. Bebeğim tamam spor salonuna gidebilirsin. Ama tight yerine eşofman giymeni istiyorum. Madem rahat olduğu için tight giyiyorsun, tight yerine eşofman giy. Bu riski önlemek demektir. Daha da basit örnekleyeyim. Suç işleme potansiyeli yüksek bir şehirde polis size o elindeki para dolu cüzdanı sallayarak gezme demesi doğaldır. Çünkü polis yaptığınız o hareketin risk teşkil ettiğini biliyordu. Paranız gasp olsa suçlu siz değilsinizdir ama o riski siz vermiş oldunuz. Sevgili kadın takipçileri, bir erkek yüzünüze karışıyorsa. Kanka bir şey söyleyeceğim, mesela yanlışa Ebu Cehil gibi işte bir kız arkadaşımız açık giyindiğinde falan diye mesela demek yerine bunun daha tatlı söylediğini insanlar anlayışı karşılar diye düşünüyorum ya da ben. Değil mi yani? Kötü değil yani. Biz böyle sığ görüşlü insanlar değiliz diye düşünüyorum ben. Ya belirli bir kesimde oğlum. Ya kıskandığın içindir. Onu da söylersin. Şimdi ben kız arkadaşıma dediğimde memelerin çok güzel. Onların kimsenin görmesi böyle de söylenmezdi mi ya? Bu çok öküzce bir yaklaşım. Dur bakayım. Bir saniye bekle. Biraz toparlanmama izin verin. Bayağıdır sevgilim olmadığı için nasıl yaklaşacağım gerektiğini bilmiyorum. Bekle dur. Hayatım, götüne bakarlar. Öyle giyinme. Siktir et ya kanka. Sizi geçtim adam aklı işte yani, boş ver. Bunu lütfen anlayın. Boş ver abi. iPhone tutacağı mıydı? Tam hatırlamıyorum. Genç kızlarımız bizim anne olacak sıfır. Deniziz.
Ruzi HG bu arada canım. Fransızları ikiye bölen o tartışma, sabah kahvaltısında peyin çaklık mı yenir yoksa croissant mı? Fransız. Amına koyayım, rahatlığa bak ya kanka. Rahatlığa bak ya şu elemanların kanka. Sabah bu yenir mi, bu mu? Zeytin ekmek bulamıyoruz anasını satayım. Elemanların rahatlığına bak kanka. Ben bugün bunu... Kızları ikiye... O çok kötü kalkmış lan bunların. Bölen tek şey diyor şimdi desem. Tüh ya. Bunların hepsinin atasını başını soruyorsan Nikola Tesla'dır. Daha da üstü yoktur, anladın mı? Abi ne çok bilen çok düşerler. Ya Nikola Tesla elektriği bulma. Aa abi böyle bir şey olabilir mi sence abi? Böyle bir şey yok. Ya bir dur, bunlar sadece bir şey. Birer söz abicim ya. Böyle bir şey olamaz. Kanka aklımı sikeyim burada. O gün bilim konuştuğum günü sikeyim ya. Take my hand. Close your eyes. Now feel. Kızımız Allah demeyi öğrendi. Bununla beraber bu kelimenin bizim çok hoşumuza gittiğini de öğrenmiş olacak ki bizi kızdıracak bir şey yaptıktan sonra Allah diyerek meseleyi örtbas etmeye çalışıyor. 15 aylıkken de siyasal İslam'ı çözmezsin. Büyük biri olacak. Kanka şu cehalet seviyesi çok fazla değil mi ya? Yani bu... Bu var ya, bu cehalet seviyesi var ya bambaşka... Tamam usta, hemen çıkıyorum. İsmet, seni ada sahillerinde bekliyorum. Paşam. Paşam şey. Ya. Ya. Paşam şey. Ya. Ya. Salak ya. Ay Allah'ım ya, dur bakayım. Git, sattım. Ne demek sattım? Özür dilerim. Yapacak bir şey yok. Sese bak kanka. Literally yes. Performans. Performans krem. Ayıp ettin Bakan oğlum, Zehra sizin. Zümrüt Selçuk yoksulluk Türkiye için sorun olmaktan kalktı. Lan dün 6 paket çikolata çekilişine 40 bin kişi katıldı, ne diyorsun sen? Gerçekten Filistinli kardeşlerimiz ölürken Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacak mısınız?
disgusting. Take your stuff and leave. What did I do wrong, Maria? I didn't do anything wrong. No, you're a disgusting cheater. You, I cheated on you in your dreams. With my sister. It's not my fault. Herkes mektup okumak istiyor, yazmak değil. Emek o kadar yabancı ki bu. Kanka bu klibe vallahi bak şu çok yakışıyor. Zila, sevilmek herkesin derdi, sevmekten söz eden yok. Çok doğru bak. Bak çok doğru, sevilmek herkesin derdi, sevmekten söz eden yok. Keloğlan'ı masum sanmayın, akşamları Bilgecan dedeye sakso çeken kimdi? Hav miyav, sana ne yarar? Hadi artık çık be artık ya. Çık da izleyelim artık ya. Çıktı değil mi film? Çıktı değil mi? Ben izlemedim. Çünkü asosyal bir pezevengim. Sadece söylemek istedim. Bir şey söyleyeceğim. Güzel miydi bu arada? Çok merak ettim. Bunun bu kadar editleri çıktıysa harbiden iyidir ya. İyi miydi, kötü müydü? Çok kötüydü. Yağmur, eminim ki gitmemişsindir ya. Yağmur, harbi eminim. O kadar böyle gitmemiş gibi yazdın ki Yağmur. Seni ciddiye almadım ya yazdığın yazıyı okurken. Aşırı kötüydü mü? Neyi kötü mesela filmde? Bana bir anlatsanıza, merak ettim. Çok abartı güzel değildi. Ya çok abartı güzel olmasını beklemiyorum. Çok kötü olmasını da beklemiyorum. Oyunun fanı için harika. Tamam, bana bu gerek var. Bu yorum. Senin aradığın yorum bu. Bu kurun kenarında çıkıp birinize. Ama bu bizim gençliğimiz kardeşim yani. Ne olursa olsun gene de o 100. yılı kutlanacaktı ya. Anladın mı demek istediğimi? Ne olursa olsun yine kutlanacaktı ya. Dışarıda ve dışarıda saygıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Bunları başarmak için arasız derinler. Ya bu ülke savaştan bile çıksaydı günün birinde Allah korusun ama hani yani savaşın ortasında bile kutlardık, anladın mı? Kutlu, her türlü kutlu oğlum, 100. yılı ya.